geçti bakalım sınav? Emine abla ya, sınavım çok kötü geçti. Nurten Hanım'ın gününde göbek atarsan böyle olur işte. Annem sınav sonucunu öğrenince delirecek. Ne kadar delirse azdır. Merhaba. Gel bakalım abici efendi. Emine abla, sana süper bir hediyem var. Dahi mi? Öğretmenler günü hediyesi. Ne aldın bana? Kirli çamaşırları. Allah canını almasın abici seni. Yani daha dün yıkadım ben bir sürü çamaşır. Neden bu kadar çamaşır çıkartıyorsun benim başıma anlamadım ben. Ya Emine abla, eskiden bir çorapla birkaç gün idare edebiliyorduk ama artık giyemiyoruz. Neden? Alex var, kızın yanında bakımlı olmak zorundayız. İyi ya işte, evde kız varsa o zaman kız yıkasın çoraplarınızı. Yıkayamaz Emine abla, yabancı o. Allah Allah, ben anlamadım yani bir şey. Kız yabancıysa bunlar evlerinde çamaşır falan yıkamıyorlar mı? Türk kadınlarını çilesin bu çamaşır yıkamak. Ayrıca sen niye yıkamıyorsun? Hizmetçin mi var burada senin? Emine abla beni seviyor kızım, sevdiği için yıkıyor. Vallahi sen kendini yıkasan da ben gene seni severim Havuç Efendi. Güzel espriydi Emine abla. Yağcı. Bir de duyduğuma göre feminist duygu kadın günlerine falan gidip böyle göbekler atıyormuşsun, doğru mu? Sana ne? Nasıl sana ne? Biz seni bunun için mi okuttuk kızım? Kadın haklarını savunasın diye okuttuk. Savunuyorum işte. Kadınların gün yapma hakkını savunuyorum. Hakim Hanım, mahkeme ne zaman acaba? Çarşamba mı? Olmaz. Benim o gün günüm var. Göbek atacağız. Komik olduğunu mu zannediyor bu? Kızım, zamanında çok hızlı feministin. Şimdi sözlendin, ev kadını oldun. Yani kaldırmıyor bünye. Havuç! Bak işte gördün mü? Üzdün kızı. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Sen küçükken de böyleydin. Çok üzerdin bu kızı zaten. Ben ne yaptım şimdi ya? Sus konuşma. Hiçbir namlık ya. Olamış sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrıldım, çocuklar duymasın. Olamış sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrıldım, çocuklar.